Herkese merhaba. Bu yıl Türkiye'de 6.sını düzenlediğimiz İtalyan Tasarım Günleri'ne hoş geldiniz. İtalyan Tasarım Günleri her yıl 114 ülkede aynı anda organize edilen İtalyan tasarımını dünya ile ilişkilendirmek ve tanıtmak amacıyla düzenlenen bir etkinliktir. Bu yıl bizim kapılarını açan ev sahibimiz Rahmi Koç Müzesi, Avrupa Tasarım Enstitüsü, İtalya İstanbul Başkonsolosluğu, İtalyan Ticaret Ajansı ve Bilişim Vadisi ile bir aradayız. Öncelikle son 2 yılda gerçekleştirdiğimiz projeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizler için hem eğitim hem de tasarım markalarıyla bir araya gelmek ve beraber üretmek çok önemliydi. Öncelikle 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz İtalyan Tasarım Günleri'nin videosunu izliyoruz. Bizim için keyifle başlayan bu süreç maalesef gezegen olarak etkisi altında olduğumuz pandemik koşullar nedeniyle bu şartlar altında devam etmek zorunda kaldı. Ancak 2021 yılında Bilişim Vadisi ev sahipliğiyle online bir toplantının ulaşabileceği en kıymetli mertebeye ulaşarak Türk tasarımcılarımızı Türkiye'nin tanıtımına ziyadesiyle katkıda bulunacak konumlara yerleştirdik. Burada Göbekli Tepe'nin, Ankara'nın, İstanbul'un en güzel sahnelerine şahit olan online videoları birazdan izliyoruz. Buyurun.
yıl yine Bilişim Mahallesi ev sahipliğinde üniversiteler ve tasarımcılarımızın katılımıyla yine benzersiz bir etkinliğe sahne oldu İtalyan Tasarım Günleri. Öncelikle burada bizlere katkı sunan kıymetli paydaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Bizim için İtalyan Tasarım Günleri'ni Bilişim Vadisi'nin bize sunmuş olduğu imkanlarda organize etmek çok büyük bir onur. Çünkü burada İtalyan Tasarım Günleri temelinde oluşmuş bir anlayışın vücut bulduğu bir merkez inşa edildi. Bu inşa sırasında Sayın Genel Müdürüm Serdar İbrahimcioğlu ilk defa bir teknoloji gelişme bölgesinde bir tasarım merkezinin açılmasına vesile olarak bizleri bu kıymetli ortamda ekibine dahil ettiler. Onun için bu sene bizde teknoloji içerikli, bildiğiniz gibi İtalyan Tasarım Günleri'nin bu seneki teması rejenerasyon, teknoloji, tasarım ve gelecek. Bizde üzerimize düşen teknoloji ve sanat buluşturuculuğu görevinde bizi en heyecanlandıran yeni bir format hazırlayarak bir deneyim ortamı sunduk. Etkinliğimizin devamında bu deneyim ortamını kıymetli paydaşlarımızla da paylaşacağız. Ama öncesinde sizlere iki ayrı workshop'tan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Mr. Otanello'nun yürütücülüğünde Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Bir tanesi de Venedik Mimarlık Fakültesi'nden Profesör Valerio Mosco'nun yürütücülüğünde Rahmi Koç Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir yeniden kullanım atölyesi. Çok kısaca onlarla da ilgili bilgi vererek devamında açılış konuşmalarına geçmek istiyoruz. Bu workshop'a öğrencilerimiz yerinde araştırmalar yaparken aynı zamanda Atölye 70 kapılarını açarak bize bir mimarlık, Türk ve İtalyan iş ortaklığıyla kurulmuş bir mimarlık ofisi olan Atölye 70 kapılarını açtılar. Ayrıca Rahmi Mustafa Koç Müzemiz'in envanterindeki Fenerbahçe Vapuru'nun VIP salonunun kapıları açıldı. Öğrencilerimiz için muhteşem keyif yaratan bu ortam için ayrıca teşekkür ederiz. Hı hı. İkinci workshop çalışması ise Mr. Otanello'nun yürüttüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileriyle gerçekleştirmiş olduğumuz çalışma. Bugün henüz tamamladı. Çok taze görüntüler. Kendisi de buraya üniversitemizden katıldılar. Bu görüntüleri de izliyoruz. Dün, darin, 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 darin.
Bu workshopta öğrencilerimiz geri dönüşümle elde edilecek yeni ürünler üzerine çalıştılar. Bilişim Mahallesi Tasarım Kümelenme Merkezi temaslarımızdan Fırat Neziroğlu için açılmış bir merkez var Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Bu merkezde bizlere ev sahipliği yaparak öğrencileriyle buluşturdu. Onlara da ayrıca teşekkür etmek isteriz. Efendim, öncelikle açılış konuşmalarının ilkini bu yıl ülkemize yeni göreve başlayan, bizlere elçiliğin katılımıyla onurlandıran Mr. Giorgio Marapodi'ye vermek istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Türkiye'ye hoş geldiniz. Rahmi Koç Müzesi'ne hoş geldiniz. Sizler büyük olmak çok büyük keyif efendim. Grazie, 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 grazie Pilar. Grazie per questo partenariato, questo connubio che continua negli anni per la giornata italiana del design. Guardando ai video degli anni passati, vedo il successo che la celebrazione della giornata ha avuto qui in Turchia, nonostante anni difficili, appunto come dicevi tu stessa all'inizio, siamo andati attraverso anni di pandemia. Oggi in qualche misura finalmente ritorniamo in un formato più in presenza, in cui siamo qui e possiamo stare uno accanto all'altro e parlare di questi temi. Vorrei ringraziare anch'io il Museo Rami Koç per ospitarci in questa edizione. Questa è la seconda volta che vengo al museo Rami Koç, nonostante il poco tempo cioè, trascorso in Turchia, e credo sia una combinazione simpatica e piacevole. E credo che sia importante, sia stata una scelta felice quella di scegliere questo luogo, perché un museo, normalmente pensiamo a un museo come un museo dell'arte. Però l'arte è la produzione dell'ingegno umano, della mente umana, che si esplica anche attraverso il design. E in questo caso vediamo l'evoluzione del design attraverso automobili, navi, treni, oggetti dell'industria. Oggi parliamo tantissimo. Non c'è argomento di cui si possa parlare oggi senza parlare di sostenibilità, ma in fondo se guardiamo anche all'evoluzione industriale, io ho davanti a me delle splendide automobili d'epoca, c'è una, credo, un'icona dell'industria automobilistica dietro di me che è la Fiat 500. Se guardiamo alla storia vediamo che anche la storia dell'industria ha in qualche modo seguito un percorso di sostenibilità, forse anche in maniera inconsapevole, nel senso che abbiamo cercato di costruire negli anni automobili migliori, automobili che andassero più veloci
ma allo stesso tempo consumassero di meno, quindi avessero delle migliori performance, che potessero contenere più persone, che fossero anche dei mezzi più adatti alle famiglie, sempre più comodi. Quindi in qualche modo un concetto di sostenibilità esisteva già prima. Ed è una storia del design. Un museo come questo è un museo che non è soltanto industria, non è solo design, ma è anche forse letteratura, perché ognuno degli oggetti che è qui presente racconta una storia. Ed è anche quindi una storia, ed è quindi anche una storia del design. E l'argomento di cui parliamo oggi è quello, nell'edizione di quest'anno, si concentra sulla rigenerazione urbana. E la rigenerazione urbana è importantissima perché oggi abbiamo più coscienza, una coscienza più forte dell'importanza di dover cambiare gli stili di vita per avere un mondo più sostenibile, per avere dei modelli di consumo più sostenibili. Noi come Italia, perché abbiamo avuto la presidenza, ma in Italia insieme con la Turchia, insieme con altri paesi, veniamo dalla presidenza del G20, dove uno dei temi centrali che abbiamo affrontato è stato proprio quello dello sviluppo urbano delle città intermedie, perché poi troppo spesso abbiamo concentrato la nostra attenzione sui problemi delle metropoli, sui problemi delle megalopoli. Però i grandi fenomeni a cui assistiamo oggi nel mondo, con movimenti di persone che sempre di più lasciano le aree rurali per urbanizzarsi, porta a dei fenomeni di percorsi intermedi, dove ci si ferma in luoghi che diventano progressivamente delle città di medie dimensioni e continuano a crescere, proprio perché le grandi cosmopoli finiscono con non avere la capacità di assorbire i movimenti migratori. E la rigenerazione urbana in questo senso, con la sostenibilità, è stata al centro proprio dell'agenda della presidenza italiana del G20. Ma un altro tema dove abbiamo parlato molto di sostenibilità e di stili di vita è stato anche quello dei sistemi alimentari, dove anche nel sistema nei sistemi di produzione alimentare noi sappiamo che il design è estremamente importante. E noi come Italia su questo percorso abbiamo scelto di continuare, di provare ad aggiungere una tappa ulteriore, candidando Roma ad ospitare Expo 2030, Expo 2030, con un tema che è persone e territori, rigenerazione urbana, inclusione e innovazione, perché proprio anche alla luce delle innovazioni, delle profonde innovazioni scientifiche e tecnologiche che stanno modificando il nostro modo di vivere, di muoverci, di comunicare, di recepire, di gestire le informazioni, sappiamo che questo tema è un tema che dobbiamo continuare ad affrontare anche per il futuro. Quindi questo è il messaggio che mi sentivo di dare io in apertura oggi. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a tutti voi. Abbiamo avuto modo di scambiare qualche idea prima di iniziare questo colloquio e considero un privilegio essere qui in questo panel con questi altri tre illustri ospiti che sono accanto a me. Quindi grazie Pinar. Biz çok teşekkür ederiz. Ben burada hakikaten elçimizin içinde yer aldığı belki ilk Türkiye organizasyonu olarak bir arada gerçekleştirdiğimiz, bunun heyecanını taşıdığımı söylemeliyim. Türkiye olarak biz de uzunca bir zamandır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu ve inovasyon projelerine ev sahipliği yapan, burada inovasyonu destekleyen bir anlayışın devamında teknoloji geliştirme bölgeleri oluşturduk. Ve
bu teknoloji gelişme bölgeleri genel olarak sanayi ve üniversite arasında bir işbirliği sağlamayı hedefler. Teknoloji gelişme bölgeleri Türkiye'de 92 tane ve bilişim vadisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, TÜBİTAK'ın, Türk Standartları Enstitüsü'nün ve Türk Patent'in iştirakleriyle beraber kurulan çok önemli bir teknopark. Burada Türkiye'de ilk defa bir teknoloji geliştirme bölgesinde sanata ve tasarıma yer açan benzersiz bir anlayıştan bahsediyoruz. Benzersiz bir projeden bahsediyoruz. Şu an aramızda kıymetli Genel Müdürümüz Serdar İbrahimcioğlu. Bu yapının mimarı olarak, kendisi mühendis aslında ama bu yapının mimarı olarak bizlere bilişim vadisinin kapılarını açtığı, bize ev sahipliği yaptığı için ayrıca çok mutluyuz, çok büyük onur duyuyoruz. Serdar Bey, söz sizde. Evet. Öncelikle ben teşekkür ederim. Böylesine güzel bir organizasyonda üç kıymetli konukla, öncelikle Sayın Büyükelçimiz, tabii bu vesileyle kendisine tekrardan hoş geldiniz ve yeni görevinize de başarılar dileyerek başlamış olayım. Diğer tarafta Bay Otenello, kıymetli hocamız aynı zamanda. Tabii bu vesileyle burada hem tanışmış da oluyoruz. Bizim için çok kıymetli. Diğer tarafta da yani şu anda içinde bulunduğumuz Rahmi Mustafa Koç Müzesi'nin genel müdürü Mina Hanım'la birlikteyiz. Dolayısıyla benim açımdan baktığımızda çok kıymetli konuklarla birlikte olmak ve bu anı yaşıyor olmaktan çok mutlu olduğumu, kıvanç duyduğumu ifade ederek başlamış olayım. Biz tabii Bilişim Vadisi olarak konuya eğilirken şöyle bakıyoruz. Diyoruz ki Bilişim Vadisi, Türkiye'de birçok teknoloji geliştirme bölgesi var, teknoparklar var ama Bilişim Vadisi, Bilişim Vadisi'dir. Dolayısıyla burada üç temel başlık üzerinde çalıştığımızı ifade etmek lazım. Bu başlıklardan bir tanesi araştırma ve geliştirme başlığıydı. Diğeri yazılım başlığı ve üçüncüsü de tasarım başlığıydı. Genel anlamda teknoloji geliştirme bölgeleri dünya standartları açısına da baktığınızda yazılım ve araştırma geliştirme üzerine yoğunlaşmışken biz şu mottoyu sunmuştuk bundan 1,5 yıl öncesinde. Dedik ki zanaat ile özdeşleşen teknolojiyi sanatla buluşturan bir kümelenme merkezi oluşturalım. Bu kümelenmede tasarımcılar, tasarıma ihtiyacı olanlar ve tasarımcı olmak isteyenlerin buluştuğu, buluşabildiği ve bir sinerji yarattığı ortam oluşturalım. Bu ortam öyle sonuçlar doğurdu ki, kendi içerisinde bir elektrikli araç yapan firmayla diğer tarafta bir moda tasarımcısı bir araya gelip bir ürün geliştirebildiler. İşte bu bahsettiğimiz sinerjiyi doğurduğunun bir göstergesiydi. Bu tasarım merkezini kurmaktaki felsefemizle yola çıktığımızda sizin gibi değerli, kıymetli hocalarımızı bunun içerisine katma şansımız oldu ve sizlerle beraber bu artık yaşayan bir merkez haline geldi. Evet, bu Türkiye'de ilkiydi ama bizim arzumuz bunun çoğalması, gelişmesi. Bugün içerisinde bulunduğumuz İtalyan Dizayn Günleri bizim için de çok önemli. O sebeple son 2 yıldır bunun bizatihi içindeyiz, paydaşıyız, hatta platform olmak için de gayret ediyoruz. Buradaki hedefimiz de şuydu. Tasarım yalnızca yerel olarak belli bölgelerin ve belli insanların yaptığı değil, aslında tüm dünya insanlığının zihinlerinin birleşmesinden oluşan ve insanlık medeniyetine bir eser olarak bırakabileceğimiz bir başlık, bir araştırma, bir geliştirme, bir ürün, bir fikir aslında, bir fikir. Ve biz o fikirle, bu tasarım fikriyle geleceği yeniden şekillendirebiliyoruz. Zaten biz de Bilişim Vadisi olarak bizim en temel ana mottomuz da gelecek burada idi. Dolayısıyla geleceği şekillendirmek için de bu tasarım kümelenme merkezini kurmuş olduk ve bunu uluslararası alana, tabir yerinde ise teknolojiyi de transfer ederek, bilgiden de istifade ederek ilerleyebileceğimiz bir alana, dolayısıyla İtalyan Dizayn Günleri ile bunu buluşturmuş olduk. İtalyan Dizayn Günleri bizim tasarım kümelenme merkezimizin de uluslararası alana açılabileceği ve uluslararası alanla Türkiye'yi de buluşturabileceğimiz bir merkez hüviyetinde taşımış oldu. Bu maksatla ben de sözlerime son verirken, yaptığımız bu çalışmaların
devamlılığının yeni iş birliklerine olanak sağlaması arzusunda olduğumuzu ifade etmiş olayım. Sayın Büyükelçimizle beraber bundan sonrasında da kıymetli Otenello hocamızla da tabii yine çok kıymetli Mine Hanım'la birlikte bu alanlarda çok daha farklı çalışmaları, bizim hep söylediğimiz, kendi kurguladığımız tasarım merkezindeki dört başlıkta, işte endüstriyel tasarım, mimari tasarım, kamusal sanat ve moda tasarımı dediğimiz giyilebilir teknolojiler alanlarında çalışabileceğimiz birçok işbirliğine de bu toplantımızın vesile olmasını temenni ediyor ve sözlerime son veriyorum. Çok teşekkür ederiz Serdar Bey. Teşekkür ederim. Ekibinizin bir parçası olmak bizim için ayrıca mutluluk kaynağı. Bunu da dile getirmek isterim. Sırada bizim için Roma'dan gelen, bu sene Türkiye İtalyan Tasarım Günleri elçisi olan Mr. Otenello'ya vermek istiyorum sözü. Kendisi Avrupa Tasarım Enstitüsü'nün sanat direktörü, meslektaşım yani mimar ama aynı zamanda bir moda tasarımcısı. Açmak istediğimiz alan da genel müdürümüzün bahsettiği gibi kreatif endüstrilerin farklı alanları arasındaki kesişim noktalarında bir takım yenilikler doğabileceği inancındayız. Kendisi bu anlamda çok kıymetli bir aktör. Ben de umut ediyorum İtalyan Tasarım Günleri 2022 etkinliğiyle başlayan işbirliğimiz gelecek projelerin doğduğu bir satıh olsun. Mr. Otenello, tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Dün Bilişim Mahallesi ziyaretinizle başlayan süreç bu sabah Bahçeşehir Üniversitesi Fırat Neziroğlu Tasarım Araştırmaları Merkezi'nde devam eden bir workshop'a sahne oldu. Devamında da Türkiye'nin endüstri ve sanayi geçmişinin en büyük sahnesi olan Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz. Tabii ki öncelikle Türkiye hakkında, Avrupa Tasarım Enstitüsü hakkında ve bugünkü workshop hakkındaki görüşlerinizi almak isteriz. Grazie Pinar. Innanzitutto, insomma, anch'io mi unisco ai ringraziamenti, ovviamente all'ambasciatore e a tutti voi. Grazie, io sono molto orgoglioso oggi di rappresentare l'Istituto Europeo di Design, che ha una lunghissima storia, perché nasce nel 1966, quindi insomma di design ne ha visto e ne ha negli anni costruito. Non a caso siamo qui in un bellissimo museo che io non conoscevo e noi abbiamo un corso di Transportation Design, quindi sappiamo a Torino sappiamo benissimo che cosa significa costruire e pensare anche all'auto del futuro guardando sempre al passato, perché anche questo è molto importante, no? Questa specie di equilibrio fra quello che siamo stati e che siamo anche riconoscibili per questo, no? Stamattina parlavo con gli studenti a proposito appunto del Made in Italy, facendogli capire quanto è importante e come è nato, perché esiste una storia e una sua evoluzione. Quindi è indubbio che noi dobbiamo guardare le nostre radici e come dire, e utilizzarle per saltare appunto nel futuro, no? E quindi l'Istituto Europeo di Design da anni collabora con la giornata internazionale del design, ma collabora, è quasi sempre presente, anzi direi che è sempre stato presente in Turchia e non solo, quindi insomma questo a noi ci fa molto 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 piacere. Io ho fatto una provocazione quando mi era stata chiesta una frase che fosse interessante, no? Allora io in maniera provocatoria ho scritto quando inizia il futuro, no? Perché tutti noi ovviamente parliamo di futuro, ma sarebbe interessante capire a un certo punto quando lo facciamo iniziare, no? Perché sappiamo tutti che non abbiamo un pianeta B, non sappiamo che i tempi sono ristretti e quindi dobbiamo per forza educare, no? Mi piace usare la parola educare, aiutare ed educare le nuove generazioni a capire come è possibile arrivare a questo futuro preparati. Recenti studi hanno stabilito che entro il 2050 il 75% della popolazione mondiale vivrà in una città, piccolo o grande. Questo significa che cambieremo le nostre abitudini, significa che i movimenti, gli spostamenti, le relazioni, le fusioni di culture, no? L'ambasciatore parlava di immigrazioni, ce ne sono di vari tipi, no? C'è anche quella climatica che ovviamente è un problema conseguente al pianeta e alle sue condizioni. Quindi
è fondamentale essere trasversali e essere in grado di avere un'apertura mentale il più possibile, no? E quindi noi nel nostro, come dire, nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare appunto chi ci sceglie, ma anche con collaborazioni, come oggi sono qui a rappresentare la capacità appunto di trovare tutti insieme, perché se non lo facciamo tutti insieme non riusciremo mai ad arrivare a quel punto. E quindi è un augurio fondamentalmente. Noi cerchiamo quotidianamente di far capire quanto è importante produrre, quanto è importante progettare, pensare, ma qualcosa che abbia un valore, non solo in quanto oggetto, ma che abbia un valore in quanto etica. Mi sembra che sia una parola che sarebbe molto bello utilizzare molto spesso, che forse ci dimentichiamo un po', l'etica delle cose. Grazie. Harika bir konuşmaydı. Biz çok teşekkür ederiz. Ben de itiraf etmek isterim ki bugün workshop'ta aslında hem organizasyonun nasıl gittiğini gözlemlemek hem de onlarla bir arada olmak için ekibe katıldım. Ve bir an şunu dilediğimi fark ettim. Keşke öğrenci olsaydım. Hayat hep böyle bir öğrenci olma durumu aslında. Ve bu organizasyonlar bize her zaman öğreneceğimiz sonsuzluğun varlığını hatırlatıyor. Dediğim gibi öğrencilerimiz farklı fakültelerden geliyorlardı. Mimarlar, iletişimciler ve moda tasarımcıları. Hatta bir kısmı bugün burada bizlerle beraber. Mr. Otenero'ya çok teşekkür ediyorum. Ve şimdiden aslında gelecekte amaçladığımız bir takım projeler olduğunun da belki sinyallerini verebiliriz. Bütün öğrencilerimiz için hem Avrupa Tasarım Enstitüsü işbirliğiyle hem de Türkiye ayağıyla yapabileceğimiz çok kıymetli çalışmalar var. Bu tabii bize pandeminin öğrettiği bir şey oldu. Türlü kaslarımızı geliştirdi ama biz uzaktan eğitimin de her ne kadar kaybettirdikleri varsa da yine de farklı ülkelerle aynı anda, aynı ortamda buluşmanın olasılıklarını yakalamış olduk. Bu etkinlik kapsamında biz bunu biraz daha ileri götürdük. İlerleyen dakikalarda sizlere arttırılmış gerçeklik ortamında, virtual reality ortamında kurmuş olduğumuz mekanda deneyimleterek aslında gelecek ne zaman başladığının belki cevabını vermiş olabiliriz. Çünkü mottomuz gelecek burada. Ben şimdi sözü ev sahibimiz, çok kıymetli hanımefendi Mina Safoğlu'na vermek istiyorum. Bizim için burada olmak muazzam. Zaten Türkiye'li olarak, İstanbullu olarak defalarca ziyaret ettiğimiz büyülü bir mekandayız. Bu anlamda ben çok teşekkür etmek istiyorum. Hem kıymetli büyüklerimize, Rahmi Koç ve ailesine böyle bir envanteri, böyle bir birikimi bizlerle paylaştıkları için. Ayrıca Mina Hanım'a etkinliğimize ev sahipliği yaparak kapılarını açtığı ve gelecek işbirliklerine de heyecan duyduğu için diyelim. Mina Hanım çok teşekkürler. Şimdi sözü size bırakıyorum. Ben teşekkür ediyorum Pınar Hanım. Çok teşekkürler müzemiz adına, şahsım adına. Ben de teşekkür ediyorum. Bugün burada hep birlikte olduğumuz için biz de hakikaten çok onur ve mutluluk duyuyoruz sizleri ağırlıyor olmaktan. Sayın Büyükelçimiz zaten sağ olsun son derece ilgili. Kendisini bir kez daha müzemizde görüyor olmak çok büyük onur ve keyif. Aynı şekilde Sayın Genel Müdürümüz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar Bey, siz Pınar Hanım başta olmak üzere diğer tüm ekibe hakikaten özverili çalışmaları için, bugün burada bu organizasyonun gerçekleşmesine sundukları katkıları için teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bu vesileyle tanımış olduğum Bay Otenio'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Hem varlığı hem de az evvelki gerçekten ilham verici konuşması için hakikaten çok etkileyiciydi. Aslında evet, tam da yerindeyiz. Hep başından beri konumuzun rejenerasyon olduğunu ve hatta sürdürülebilirlik olduğunu söylüyoruz. Hakikaten Rahmi Koç Müzesi hem içerisinde bulunduğu yapılarla hem de koleksiyonla ev sahipliği yaptığımız kendi envanterimizdeki koleksiyonumuzla bunun çok önemli bir örneğini temsil ettiğimizi düşünüyorum.
Hakikaten kurucumuz Sayın Rahmi Koç'un vizyonu müzeyi, müzeciliği, Türkiye'deki müzecilik anlayışını bana kalırsa bambaşka bir boyuta taşımış oldu. Az evvel Sayın Büyükelçimizin de ifade ettiği gibi müze denince sadece arkeoloji ve sanat müzeleri belki akla geliyordu ama Türkiye'de ilk defa bir sanayi müzesi Sayın Rahmi Koç'un girişimleriyle 1994 yılında faaliyete geçmiş oldu. Tabii aslında tek bir müze değil. Rahmi Koç Müzesi Türkiye'nin ilk sanayi ve hatta tek sanayi müzesi denebilir ama Rahmi Koç Müzesi değil artık Rahmi Koç Müzeleri. Üç müzemiz var. Bunlar ulaşım, iletişim ve endüstri tarihine adanmış müzeler. Bunların ilki tabii ki içerisinde bulunduğumuz İstanbul Rahmi Koç Müzesi. Malum bildiğiniz üzere Hasköy'de konumlanmıştır müzemiz. Hasköy'ün tarihçesi zaten olağanüstü, çok zengin biliyorsunuz, altın boynuz olarak da adlandırılır. Ve aslında birkaç evreden oluşuyor Hasköy. Sürdürülebilirlik anlamında ve rejenerasyon anlamında ele almak gerekirse, hatta duayen kulakları çınlasın, kendisini de anmış olalım. Profesör Doktor Önder Küçük Erman hocamızın çok güzel ifade ettiği gibi, bir zincirin halkaları gibi Golden Horn. Bizans döneminde, Roma ve Bizans döneminde yeşilliklerle dolu bir vadi, sakin bir denizin kenarında. Daha sonraki aşamada bakıyoruz, Osmanlı döneminde özellikle güney kısım artık Osmanlı kültürünün, sanatının yaşatıldığı birer merkez haline gelmiş. Sonra sanayi devriminin aslında ülkeye girişiyle birlikte Haliç'in kuzeyinde ve içerisinde bulunduğumuz bölge elbette müze olarak sanayinin temellerinin atıldığı bir bölge haline gelmiş ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte de burada parlayan sanayi ışığı tüm yurda yayılmış. Dolayısıyla çok gerçekten zincirin halkaları gibi birbirini takip eden bir yapısı var, geçmişi var Haliç'in. Ta ki 1980'lere kadar, 1980'lerde artık her ne kadar sanayi devrimiyle ışıldamış bir bölge olsa da Haliç, aynı şekilde bu defa maalesef ki sanayinin yarattığı çevre kirliliğiyle birlikte yavaş yavaş terk edilmiş duruma düşmüş ve 80'lerde daha sükunet içerisinde bir çevreye dönüşmüş. Sanayi yapıları teker teker boşaltılmış, işte tersaneler metruk hale gelmiş vesaire. Dolayısıyla tam o noktada da işte 80'lerin sonunda 1991 yılında kurucumuz Sayın Rahmi Koç'un liderliğinde ve Doktor Bülent Bulgurlu Bey'in yine koordinasyonuyla müze binasına ev sahipliği yapacak olan Lengerhane binası ilkin satın alınarak restorasyonuna başlanmış. Nedir Lengerhane? Lengerhane Osmanlıca'da çapa, deniz çapası demek. Lengerhane de deniz çapalarının üretildiği bir üretim merkezi ve Lengerhane binasının halen müzemizin bir parçası olan ve ilk parçası olan 18. yüzyıla kadar tarihinin dayandığını biliyoruz. 3. Ahmet döneminde yapılmış bir yapı ama onun ötesinde de Bizans temelleri üzerine oturduğunu biliyoruz. Tabii ki yıllar içerisinde koleksiyonumuz sürekli zenginleştiği için Lengerhane bir müddet sonra bize yetmemeye başlamış ve hemen arkasından yine tersane binası, şu an içerisinde bulunduğumuz yapı satın alınmış ve 14 farklı yapıdan oluşan bir merkez burası. Evet. Eski Hasköy tersanesi.
Burası da yine tamamen aslına uygun olarak restore edilip müze fonksiyonu verilmiş. Tarihi kızağına kadar sanıyorum izleyicilerim, dinleyicilerimizin izleme şansı olacak sunumdan fotoğrafları. Kızak dahi, o dönemde kullanılmış kızak dahi restorasyon aşamasında tekrar korunarak bugünlere getirildi. Sonrasında açık hava sergi alanları da ilave edilmiş ve müze bugünkü 27 bin metrekarelik alana kavuşmuş. Fakat dediğim gibi öykümüz sadece burası değil ve hakikaten koleksiyon ardı sıra zenginleşiyor. Her gün hemen hemen yeni objeler ekleniyor. Bunun haricinde başkent Ankara'da bir müzemiz var. Ankara'daki müzemiz de yine tarihi yapılar içerisinde yer alıyor. İlki Çengelhan, 2005 yılında Çengelhan'da kuruldu Ankara Müzemiz. Bir 16. yüzyıl yapısı ve tarihi bir kervansaray olarak işlevini sürdürmüş. Niçin? Çünkü Ankara İpek Yolu üzerinde ve ham deri ve tiftik satışının yapıldığı, üst katında ise işte yolculuk yapan tüccarların konakladığı bir merkez, bir kervansaray olarak kullanılmış. Aynı zamanda kurucumuz Rahmi Koç'un babası merhum Vehbi Koç'un iş hayatına başladığı dükkana da ev sahipliği yapmış bir han. O kadar çok ayrıntı var ki tabii ki aktarmak istediğim ama tadımlık olsun bu defa. Sözü uzatmadan özetleyeceğim. Çengelhan'ın hemen yanında Çukurhan bir süre sonra yine müze kompleksine eklenip bir müze otel olarak aslında hizmete açıldı. Arkasında bir Safranhan satın alındı vesaire derken büyük bir sanayi müzesi haline geldi Ankara Müzemiz'de. Aynı şekilde Ayvalık Müzemiz'de bir yeniden doğuş hikayesi. Cunda'da hakikaten kaderine terk edilmiş iki yapı. Bir tanesi bir kilise, Taksiyaris Kilisesi Cunda'da. Bir dönem tabii kilise olarak kullanılmış ve o şekilde inşa edilmiş. Daha sonra bir müddet cami olarak kullanılmış Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Daha sonra metruk halde düşmüş. Ufak şeylerden, bir takım depremlerde de zarar gördükten sonra ve yine Koç grubu tarafından restore edilip bir sanayi müzesi olarak ziyarete açıldı. Dediğim gibi bunlar sadece binalara özgü benim aktardıklarım, müze yapılarına özgü aktardıklarım. Ama az evvel Sayın Büyükelçimizin de söylediği gibi aslında müze içerisinde sergilenen tüm objeler birer tasarım ve yeniden varoluş hikayesi. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de bana kalırsa La Littorina, Sayın Büyükelçim. Yine müzemizin en önemli objelerinden birisidir raylı ulaşım bölümünde sergilenen bir mototren. Andrew kasırgasında müthiş zarar görmüş bir mototreni Sayın Rahmi Koç'un girişimleriyle Türkiye'ye getirip restorasyonunu yine TOFAŞ ve müze ekibiyle yaptık. Müzede sergilemeye başladık bundan 10 yıl, 12 yıl evvel ve halen teşhirde. Tüm ilgilileri koleksiyonumuzu görmek için bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel işbirlikleri için bir adım olmuş olur bu. Devamında nicelerini birlikte karşılarız. Çok teşekkür ederiz. Biz vesileyle aslında kıymetli büyüklerimizi anmış olalım. Hem Rahmi Bey'i, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji geçmişinin hazinesini taşıyan bu kıymetli ev sahibimizi analım. Hem de bize sanayi ve teknoloji alanında yeni alanlar açan, tüm bu imkanların sağlanmasına vesile olan kıymetli bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Orhan'ı analım. Onu da selamlamış olalım. Çok teşekkür ediyorum konuşmalarınız için. Şimdi size az önce bahsetmiş olduğum ve bizler için yepyeni bir deneyim olan Virtual Reality ortamında gerçekleştirmiş olduğumuz panelden bir takım görüntüler paylaşmak isteriz. Bunun arkasından
bu platformu, bu ortamı kurmamıza destek olan, bize bu anlamda sponsor gücü olan ROT stüdyolarının genel müdürü Selda Hanım'ı davet etmek istiyorum sahneye. O da bize geçmişi gelecekle buluşturma yolundaki bu yeni ortamın teknik anlatısını yapacak. Dilerseniz şimdi yine Avrupa Tasarım Enstitüsü Roma okullarından Profesör Alberto Iacoboni ve Alper Derinboğaz, çok kıymetli mimarımız, Alper Derinboğaz'la beraber gerçekleştirmiş olduğumuz virtual reality ortamı ve arkasından gelen Zoom panelinin görüntülerini izliyoruz. Alberto. Yeah. I hear you clearly now. Yes, I can hear you. I mean, lift me up three hands. Hi. Okay. Can I? C'ha tre mani, invece ce n'è un'altra. Scusami. Infatti il volume è al massimo, eh? Ok. Come si muove, è vero? Can I... Yes, coffee? And... Do I have three hands? Ah, no. Pinar has three hands. She has three hands. Hi. Ok, can I? C'ha tre mani, invece ce n'è un'altra. Ok. I would like to have some kind of haptic feedback, but I don't know. Yeah. Did you try this before? No. I mean, I've been testing. What? Video? No. Yes. But you cannot spill the coffee. No. So, did we mix our? No. Together with his husband, they were in Polish University for a while. Yes. Yes. Can you hear me? You can. Okay, I can. I would like to thank you for your participation to Italian Design Day 2022. And this is the first time that we are connecting Italy and Turkey in a virtual reality space together. Secondly, I would like to thank to our sponsor Infotron, who are providing this unbelievable space and technical space to us. And as you know, this year we're gonna talk about a sustainable future, regeneration, technology and design. So we can start with Alberto Iacoboni. And as you know, we are this year with Alper Derinboğaz, who is selected as 40 under 40 year architect in Europe. So with Alberto and Alper, we will discuss about design, feature, technique and technology and regeneration. Alberto, please, maybe you can introduce you and also IEDROM a little bit, then we can go on with your presentation. Which is? Computezza. So, shall I start? Yes, Alberto, please start. Okay, thank you very much for inviting me. I'm very honored to be the International Design Day at the Next slide, just to see very quickly
perfection is something which is related to things that something which is very much related to contemporaneity. Okay, because the Industrial Revolution has placed us in the condition to have the idea that Serdar, sizi yavaştan böyle alabiliriz aslında sahneye doğru. Yöneticiliğini yaptığınız kuruluş bizim için çok önemli. Hem öğrencilerimiz bu ortamı deneyimlediler efendim, hem de kıymetli tasarımcılarımız ilk defa böyle bir ortamda bir deneyim yaşadılar. Ve biz tabii ki İtalya-Türkiye buluşturuculuğu noktasında Kolezyum'u ve Ayasofya'yı bir araya getirdik. Burada tabii ki ortamı yorumladık, çünkü virtual reality aslında gerçekle aynı olduğu zaman çok da bir manası kalmayabilir. Biz burada bir yorumladık, birazcık geliştirdik. Şimdi bu ortamın görüntülerini paylaşıyoruz ve Selda Hanım bize, Selda Bahadır, Arauti Stüdyoları Genel Müdürü, bu çalışmanın nasıl yapıldığını aktaracaklar. Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum. Önce bütün değerli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Biz de bu heyecan verici etkinliğin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Yapmak istediğimiz aslında şuydu, Pınar Hocam bu projeyi aklında oluşturduğunda gelecek ve geçmişi nasıl bir araya getirebiliriz ve bunu daha nasıl yaşanan bir tecrübe, sabahtan beri konuşuyoruz aslında, user experience diyoruz, bunu nasıl tecrübelendiririz, bunu tartışmak istedik. Biz de böyle bir projeyle birlikte fikirleri ortaya koyarak böyle bir proje oluşturduk ve aslında çok güzel oldu. Aynı ortamda olmasak bile sanki aynı ortamdaymışçasına birlikte tasarımcılarımız değerlendirebildiler, tartışabildiler. Bizim sanal gerçeklik platformumuzun zaten amacı da buydu. Geliştirdiğimiz ürünümüzün amacı da buydu. Artık yeni dünya düzeninde bu platform sayesinde farklı lokasyonlarda bulunan tasarımcılar ya da ürün geliştiricileri ya da prototipini değerlendirmek isteyen her kimse, kim varsa üreticiler, farklı ortamlarda olsalar bile, farklı ülkelerde olsalar bile aynı ortamdaymış gibi ürünlerini, prototiplerini gözden geçirebilirler, review'sunu yapabilirler, üzerinde tartışabilirler, birlikte karşılıklı konuşabilirler, işaretleyebilirler, üzerinde bir takım kesitler alabilirler ki bugün bunların hepsini size tecrübe ettirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bu bize neyi getiriyor? Aslında bütün dünyadaki tasarımcılar arasında ya da ürün geliştiriciler arasındaki sınırları, bariyerleri ortadan kaldırmaya yarayan bir platform. Peki sanal gerçekliğe geçmenin önündeki en büyük bariyerlerden biri neydi? O da genel olarak teknoloji bariyeri idi. Yani herhangi bir ürün geliştiricisinin ya da tasarımcının en büyük problemi bir kodlama gerektirmesi, bununla ilgili bir teknolojik bilgi birikimin, ağır bir arkada çalışmanın gerektirmesiydi. Arauti Stüdyo'nun sağladığı şey ise şu, hiç kodlama yapmaksızın üç boyutlu modellerinizi tamamıyla son derece basit bir operasyonla yazılımın içerisine alarak çalışmalarınıza devam etmenizi sağlamak. Yani biz teknik olarak arka planda her şeyi sizler için hazırladık. Aslında bundan sonra sadece kullanım için, end user experience anlamında son derece kullanıcı dostu olan bir platform. Bunun yanı sıra özellikle sanayiden bahsediyoruz, verimlilikten bahsediyoruz, işte karbon izimizi azaltmaktan bahsediyoruz, Sayın Büyükelçim de bahsetti. Bunun bir diğer önemli kullanım alanı ise eğitim alanı. Bu sadece üniversitelerimiz aklımıza gelmesin. Özellikle sanayideki eğitimden de bahsediyoruz. İş güvenliği olabilir, yeni bir ekibin üretime katılması olabilir. Üretim bandını durdurmak zorunda kalmaksızın, sanki kendi fabrika ortamınızda o eğitimi veriyormuşçasına, sanal gerçeklik ortamında, IoT'de gene hiç kodlamaya ihtiyaç kalmaksızın
elemanlarınıza, ekiplerinize eğitimleri verebilirsiniz. Özellikle iş güvenliği alanında son derece önemli. Bunu tecrübe etmeleri. Ondan sonra üretim bandında tekrar onları çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Bunun gibi birçok kullanım alanı var. Biz bunu mümkün olduğunca size bunu deneyimletmeye çalışacağız. Tekrar ben de bu etkinliğin bir parçası olduğumuz, bu güzel çalışmayı yaptığımız için teşekkür etmek çok istiyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayrıca öğrencilerimizin de bir teşekkürü var. Aslında ben de onlara temsilciliklerini yapmış olayım. Öğrencilerimiz de böyle bir etkinlikte yer aldıkları için çok mutlular. Çünkü kabul edersiniz bir pandemi sonrasında sürekli ekranlardan almak zorunda olduğumuz bir tasarım eğitimi süreci bizi ziyadesiyle galiba biraz bunaltmıştı. Şimdi her biri etkinliğimiz dolayısıyla gerçek yerlerinde bulunarak, gerçek öğretmenle kilometrelerce mesafeye rağmen bir araya gelerek bir eğitim ortamını deneyimlemiş oldular. Ben onlar adına da çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi efendim sizler için hazırlamış olduğumuz Virtual Reality ortamında kıymetli katılımcılarımızın belki de hayatlarında ilk defa bu ortamın deneyimlemelerini sağlayacağız. Dilerseniz öncelikle kıymetli Büyükelçimizden başlayalım. Size bu gözlükleri takarak Ayasofya ile Kolezyum'un arasındaki hissin nasıl bir şey olduğunu deneyimlettirmiş olalım.